Ayıp değil mi kızım? Bak beni ne zor durumda bıraktınız öğretmenlerinizin karşısında. Niçin çalışmıyorsunuz derslerinize? Çalışıyoruz anne. Nasıl çalışıyorsunuz? Bak İngilizceden zayıf gelecekmiş karnene. Gel çalıştırın diyorum, beni dinlemiyor anne. Hele sen hiç konuşma Yeşim. Hadi kardeşinin yabancı dili zayıf. Ya sana ne demeli? İnsan Türkçeden de zayıf not alır mı hiç? Ama çok ezber var anne, aklımda tutamıyorum. Ayıp. İkinize de çok kızdım. Sizi okutmak için neler çekiyoruz. Hadi beni düşünmüyorsanız bari babanıza acıyın. Sabaha kadar sokak köşelerinde pilav satıyor adamcağız. Yazık, günah. Cafer! Buyur. Ne bekliyorsun orada? Buna da karıştı Baykuş. Çocukları bekliyorum. Gül okula gitti. Öğretmenleri çağırmış. Çaktılar mı yoksa? Ağzını hayra aç be. Ne çakması? Daha karne bile almadılar. Kaç banka battı şimdiye kadar, haberin var mı? Yahu ben ne bileyim. Batacağı kadar battı zaten. Onu mu sayacağız? 12 tanesi daha sıradaymış. Duydun mu? 12. Yok deme. Memlekette o kadar banka yok be. Bana bak, laftan anlamaz mısın sen? Gelirsem oraya. Hadi gel Baykuş. Ne yapacaksan. Millet bizimle uğraşıyor bu apartmanda be. Kimsenin başka işi kalmamış. Seninkiler geliyor. Konuştun mu öğretmenleriyle Gül? Nasılmış dersleri? Aman hiç sorma. Kaç dersten çakmışlar? Buna da ne oluyor acaba? Çaktıkları falan yok. Çok iyiymiş dersleri. Hadi. Yemezler. Siz kimi uyutuyorsunuz? Benim adım Cemil. Aman çok biliyorsun. Bırak şimdi şunu Gül. Ne oldu anlat. Yeşim'in Türkçesi zayıf. Banu da İngilizceden bir almış. Ne? Tüh, ayıp. Ya demedim sana. Tamam. Onu da duydu Baykuş. Özel öğretmen tutun diyor kadın. Yok daha neler Gül. Özel hoca çok para alır. Yürü Gül, içeride konuşalım. Yürüyün kızım. İsterseniz ben onlara ders vereyim parasız. Matematik, Türkçe, tabiat bilgisi. Antibiyotiğe gerek yok. Bir pastil bir de şurup yazıyorum şimdilik. Ama haftaya kontrole bekliyorum. Tamam. Geçmiş olsun. Şurubu günde 3 kere yemeklerden sonra birer kaşık alacaksınız, unutmayın. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler, geçmiş Sağ olsun. Sağ ol, iyi günler. Geldin mi Gül? Nasıl haberler? İyi değil Türkan abla. Yeşim'in Türkçesi, Banu'nun da İngilizcesi zayıf. Özel ders aldıracakmışız. Daha neler artık. İlkokuldaki çocuğa özel ders. Öyle dedi öğretmen, ne bileyim ben. Yani bazı öğretmenler de kendisi okulda öğretemiyor, sonra gelsin özel hoca. Yüklenmeyin çocuklara bu kadar canım. İlkokul İngilizcesi nedir ki, ben bile çalıştırırım. Sahi çalıştırır mısınız Türkan abla? Çalıştırırım tabii. Gelsin bana ara sıra. Öğretmeni sorarsa tuttuk bir özel hoca dersiniz. Sağ olun Türkan abla. Sizden iyisini mi bulacağız? Ah o Nimet. Yine öldürdü bizi geçen akşam. Çat kapı geldiler kocasıyla. Önce Özge'ye çattı. Şöyle hainsin, böyle zalimsin, bana torunumu göstermiyorsun diye. Alem kadın. Devamlı kavga çıkartacak yer arıyor. Dinle. Tahta kafa daha iğnesini yapmadım. Suyuna gidin diye usulca uyardı bizi ama. Mümkün mü suyuna gitmek şekerim? Ne yapsak bildiğini okuyor kadın. Gene başladı şarkılara. Türk sanat müziğinden girdi, arabeskten çıktı. Sesi güzel ama Mine. Vallahi gazinoya çıksa bir numara olurdu. Sırf şarkı söylemekle kalsa neyse Nazan. Bak sinirlerim boşaldı yine. Tahta kafa baktı ki olmayacak. Çıkardı cebinden iğnesini. Nimet buraya gel. Eyvah, ne oldu sonra? Ya başladılar mı bunlar evin içinde kovalamacı oynamaya? Salonun ortasında dört veriyorlar. Nimet kaçar tahta kafa kovalar. Su da oyun zannetti. Kahvem döküldü. Kahveyi döktü. Sonra şekerim. Tahta kafa mutfağın kapısını kapatıp zorla yaptı iğneyi. Nimet de yandım çavuş türküsünü patlattı mı sana? Ay nefesim kesildi vallahi. Bakıyorum çok neşelisiniz anne. Ne oldu, neye gülüyorsunuz öyle? Hiç kızım, yengem bir şey anlattı da. Ben Nimet'e tatlı kafemi anlattım baba. O nasıl söz kızcadı? Çok ayıp Su. Sakın bir daha öyle şeyler söyleme. Bir şey değil, biz öğretiyoruz sanıyor Nimet'le.
Değiştirdiniz mi barışın altını? Değiştirdik. Su da bana yardım etti. Uyudu şimdi. Ben değiştirdim. Aferin benim kızıma. Bir de küçük kaza geçirdik bu arada. Hayrola, ne oldu? Baş üstümüze diş yaptı. Üstünüze mi? Felaket. Batırdı ortalığı yaramaz. Yeni adetimiz bu. Altı açıldı mı duramıyor. Geçen gün de Şükrü'nün tam suratının ortasına. Erkek bebekler sidikli oluyor. Ne yapalım? Değil mi kızım? Nereye koyayım bunu Cenab abi? Koy bir kenar canım niçeyi. Umurumda değil. Aa, niye öyle diyorsun Cenab abi? Bak ne güzel çiçekler. Aydıncığım, bayram değil seyran değil. Niye zahmet ettin? Aklınca benim gönlümü almaya çalışıyor. Yapma Cenab abi ya. Hala dargın mıyız? Dargınız canım niçi. Seni asla affetmeyeceğim. Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti? Sahiden bir şey mi oldu Cenab abi? Daha ne olsun ibrikçi? Aydıncığım reyting uğruna sattı bizi. Yapma abi ya. Çok büyütüyorsun sen bu işi. Ne oldu anlatsanıza. Ben de çok merak ettim. Bu hazin bir öykü canımın içiyim. Geçen hafta program arasında mikrofon kazayla açık kalmış. Bu arkadaş demekten utandığım bu adamla aramızda yaptığımız özel konuşmaları bütün dinleyiciler duydu. Ben de dinledim o programı. Acayip komikti. Harikaydı Ayten Hanım. Rating patlaması yaptık. Fakslar, telefonlar. Bak çekeceğim kulağına. Rating her şey demek değildir. Yanlışlıkla olmuş Cenab abi. Hala bunun için mi kızgınsın Aydın'a? Hayır İbrikçi. Son programda aynı şeyi kasten yaptı bu kez. Yani bile bile mi açık bıraktı mikrofonu? Bile bile Aydenciğim. Tuzak kurmuş bana. Şeytanca sorularla beni konuşturdu. On binlerce kişi beni dinledi. Sahiden ayıp etmişsin Aydın. Küçük bir şakaydı Cenab abi ya. Sonradan durumu dinleyicilere de anlattık zaten. Herkes bayıldı. Ben de sinirimden bayılacaktım neredeyse canımın içi. Etikle, meslek onuruyla bağdaşıyor mu bu yaptığın hiç? Sonra da Sabri Beyler bilmem kimler bizi sahtekarlıkla suçluyorlar. Yo, ben gelemem böyle şeylere. Gerekirse yine Halil Efendi'nin kokmuş salamlarını yer bırakırım programı. Ne diyorsun abi? Sözleşmemiz var. Zaten zar zor döndük radyodaki işimize. Alt tarafı masum bir oyun. Televizyon haberlerinde bunun bin katını yapıyorlar. Asparagaslar, sansasyon haberler. Asıl yanlış yapan onlar. Onlar kendilerini damdan atsa... Sen de mi kendini damdan atacaksın canımın içi? Hem beni niye alet ediyorsun? Şovcu değilim ben, şairim. Oturur evimde şiirlerimi yazarım. Sen bozuluyorsun ama patronlar programdan çok memnun Cenab abi. Ben senin patronlarını memnun etmek için yapmıyorum o programı canımın içi. Halkıma sesleniyorum. Buyurun bakalım, halkımız kapıda. Aç ibrikçi. Yalnız söyle onlara, kafam çok bozuk. Öyle terzi ama Celil Bey meme düşkünü Halis'i çekemem şimdi. İyi günler. Hayrola Cafer? Yok bir şey efendim. Kafam bozuk da biraz. Senin de mi canım içi? Gidiyor musun Aydın? Gidiyorum Sıtkı abi. Azarımızı da işittik. Büyütmeyin canım. Olur böyle şeyler arkadaş arasında. Biraz sert konuştuysam kusura bakma canımın içi. Tamam abi, dert değil. Hadi iyi günler. Güle güle. İyi günler. Tak be kafana. Senin kafan neye bozuldu canımın içi? Çocuklara efendim. Hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Gene de dersleri kötü. Vah vah. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Banu'ya biraz İngilizce dersi verebilirseniz çok makbule geçer vallahi. Veririz Cafer'cim. Seve seve. Şarkılarla ve danslarla öğretiriz. Bir saat ben, bir saat Sıtkı amcası. Banu hangisiydi? Ortancası mı? Anam. Ortancası mı? Ne ortancası abi? Cafer'in iki kızı var. Ha evet evet. Şimdi hatırladım. Banu büyük olan. Yok efendim. Banu küçüğü. Tabii tabii. Büyük olan Yeliz. Yeliz değil abi. Yeşim. Yeşim tabii. Peki biz hangisine ders vereceğiz? Hadi hoşçakalın. Güle güle kızım. İyi eğlenceler. Kusura bakmıyorsunuz değil mi efendim? Biletleri önceden almıştık. Aşk olsun, ne kusuru? Fırsat bulmuşken gidin. Barış'a iyi bakacaksın değil mi? Bak sana güvenip gidiyoruz. Tamam.
Mamasını tamam. veririm, adını değiştiririm. Tabii. Aferin sana. Ne oldu, konuştun mu Cenap abiyle? Konuştum, hala bozuk bana. Eyvah. Neyse, yolda konuşuruz, filmi kaçırmayalım. Tamam, i̇yi hadi hoşçakalın, efendim. İyi akşamlar. Hayrola, Aydın'ın işinde bir sorun mu var? Hiç sorma Mine, program sırasında mikrofon açık kalmış, içerideki bütün konuşmalar. Aa, ne diyorsun ? Buyur Dilek Tavşan Kanı. Eline sağlık Tertip. Merhaba Dilek. Sen de merhaba desene. Seninle konuşmuyorum. Niye, dargın mısın mı? Dargın tabii Adi. Telefonda sesini değiştirip asılıyorsun kıza. Bir de soruyorsun. Sen karışma Adi. Bu Dilek'le benim aranda. Hem ne geldin buraya? Amcam bir daha dükkana adımını atmayacaksın demedi mi? Çık dışarı. Sen çık dışarı Adi. Burası benim dükkanım. İstediğim zaman gelirim, istediğim zaman giderim. Amcam da senin enseni patlatır. Patlatsın bakalım. Ondan mı korkacağım? Aldı. Doğru konuş büyüklerine, gel sus olayı. Baba. Vur amca, patlat. Hasbinallah. Sen laftan anlamıyor musun Dumkov? Gelmeyeceksin dükkana demedik mi? Yasak sana. Şimdi doğru eve. Hadi bakma suratıma. Anladık, gidiyoruz. Orada burada sallamak yok. 10 dakika sonra evi arayacağım, ona göre. İyi, anladık. Adam olana kadar sen de sakın yüz verme bu terbiyesi kızım. Vermiyorum Davut Usta. Yaptı bir eşeklik, çeksin cezasını. Çeksin amca. Önüne gelen kıza asılıyor adi. Al. Müdevilik yok ayısız. 9 kere 8. 9 kere 8. Sen öyle pat diye sorunca şaşırıyorum amca. Biraz düşünmem lazım. Tuh senin kalıbına. Ne bu ortalığın hali efendim? Toparlanın hadi. Birazdan öğrencim gelecek. Gelmesin efendim. İstemiyorum o kadını evimde. Ayla, kim geliyor kızım? Biberra teyzem mi? Ne Biberra teyzesi anneciğim? Şengül Hanım, Şengül. Katilin eseri. 3 kuruş para kazanacağım diye o fingirde kadına ders vermek zorunda değilsiniz efendim. O kadar da tamahkar olmayın. Mecburuz efendim. Görmüyor musunuz? Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi. Nefes almak bile para oldu son zamanlarda. Siz para için her şeyi yaparsınız efendim. Siz de beni batırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz efendim. Görmüyor musunuz? Erik kadar kaldı patatesler. Yarısını çöpe atıyorsunuz. Pıs! Dolaşma sen de ayak altında pis musibet. Elin kırılsın inşallah. Ayağı anneciğim, ayağı. Aptal Banu, aptal işim. Şşşt! Çarparıma. Aptal demeyelim kızlarıma. Ne olmuş, birer zayıfları varsa çalışır düzeltirler. What is this? My name is Bayşuk. It is a pencil diyeceksin aptal. Duydun mu salak? It is a pencil. Hadi kızım çalışın siz. Bakmayın ona buna. Halis abi geldi baba. Buyurun. Merhaba Halis abi. Merhaba. Hayrola Tertip? Ne o surat? Dayak mı yedin babandan yoksa? Dayak yok Cafer amca. Dükkana sokmuyor beni. Dilek yüzünden, mö gibi. Halis abi Dilek ablayı seviyor baba. Hı, duymayacağım bir daha. Dedikodu yok. Siz dersinize bakın. Cafer. Buyurun. Haber vermedin mi Şengül Hanım'a? Verdim efendim. Hemen geliyorum dedi ama... belki pembe diziye falan daldıysa. Pembe dizimi ne tatlı. Oo maşallah. Sen bugün de mi buralardasın evladım? Bak Şengül ablan derse gelecek. Sen de al orgunu gel, çalışalım hep birlikte. Ben gelemem Sarp Bey amca. Cezalıyım. Zaten param da yok. Vade yaparız evladım, sen gel. Azar azar ödersin eline para geçtikçe. Anneme bir sorayım, belki gelirim. Gene silinmedi bu merdivenler değil mi? Tabii vaktin yok ki pilav satmaktan. Ne pilavı efendim? Daha dün sildik. Her gün mü sileceğiz? Sileceksin tabii, gerekiyorsa eşek. İşin bu senin. Buyurun. Kız hoca ne oluyor gene? Hah, hoş geldiniz efendim. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Niye yükleniyorsun kız koskoca eşek kadar adama? Bırakın efendim sahtekarı. Pilav satacağım diye unuttu apartmanı. Hiçbir iş yapmıyor artık. Katil duymasın, alır ifadeni vallahi. Ha, benden söylemesi. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Buyursunlar efendim, buyursunlar.
Kurtuldum sanma. Seninle sonra hesaplaşacağız. Seninle sonra hesaplaşacağız. Yürü domuz. Bakın kim geldi efendim. Kim gelirse gelsin efendim. Görmüyor musunuz? İşim var. Patates soyuyorum. Kısıttı mı gene gıcık? Ay bu da beni görünce. Ay insan bir hoş geldin der kız. Hoş geldin kızım. Kovayla tahta bezi hamamda. Ay tanımadı beni. Ne kovası? Ne hamamı teyze? Önce tahtaları fırçala, sonra camları silersin. Yerim kız senin buruşuk yanaklarını. Beni hizmetçi mi sandın sen? Estağfurullah efendim. Siz bakmayın büyük hanımın kusuruna. Ne yaptınız efendim ha? Hiç benziyor mu hizmetçi Şengül Hanım? Hiç benzemiyor. Daha çok pavyon şarkıcılarına benziyor. At beni inhalice, tut beni tut beni. Alo. Şabada. Bir dakika Halis, duyamıyorum. Uyandır beni. Ay niye böyle yapıyorsun Halis? Yapıyorum, bana ne? Galata'dan at beni, abla, at beni. Abla eniştem. İnhalice. Geldim Ayşeciğim. Tut beni tut efendim beni. Efendim Davut. Şabada. Horoz. Evet kendi merak etme. Ok çalıp şarkı uyandır söylüyor. Galata. Halis'cim babanın beni, söylediklerini duyamıyorum. Biraz ara verir misin şuna? Vermiyorum, bana ne? Beni Sarı Bey amcaya göndermezseniz ben de burada çalarım orguma. Galata'dan at. Duyuyor musun at Davut? Beni, sanki inadına yapıyor. Halis yapma yavrum. Gene kızdıracaksın babanı. Kızarsa kızsın, bana ne? Galata'dan. Otursun oturduğu yerde Ulviye. Söyle ona hiçbir yere gitmek yok. Eşek gibi anırmayı da kessin. Gelmeyeyim oraya şimdi. Sen dur amca. Ben gideyim kırayım ağzını burnunu. Yeter tertip. Sen de çok uzattın ama. Uzatma hayırsız. İş güzellik istemez patlatırım ben seni. Çabakta horon sesi. Allah aşkına Halim. Çıldırmak üzereyim yeter. Yetmez bana ne? Galata'dan at. At. Abla ben vereyim parasını. Çocuğun gönlü olsun. Gitsin alsın dersin. Eniştem de kızarsa bana kızar. Olur mu öyle şey Ayşe'ciğim? Mesele para değil ki. Uyandır beni. Çapkın, 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 çapkın. Aferin evladım. Çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık. Hiç bile. Ben daha güzel söylerim onu. Dikkat edin efendim, elinizi kesmek üzeresiniz. Bir tane daha okuyun, baş vereceğim. Hadi kızım. Ayla, sen de kalk oyna kızım. Yok, daha neler. Şimdi de eskilerden bir şarkı söyleyelim birlikte isterseniz hoca efendim. Hoca sensin kız, nasıl istersen. Hadi o zaman. Boğaziçi, şen gönüller yatağı. Bakar mısınız efendim kapıya? Bakalım efendim, hizmetçiniz var burada. Bucağı aşıkların otağı, yamaçları. Ben geldim. Ay ödümü patlattın, ne arıyorsun sen burada? Derse geldim Aile teyzeciğim. Ay. Gıcık mı tuttu yine? Ne tatlı. Omuzlarını titretti. Uzak dur benden, yaklaşma. Aa. Ne yapıyorsunuz efendim ha? Derse geldi çocuk. Hoş geldin evladım. Tam zamanında. Hadi otur sen de eşlik et bize. Edeyim amcacığım. Hadi bakayım. Sol la sol re. Boğaz içi. Şen gönüller yatağı. Evde kıyma da kalmamış efendim. Gidin 2 kilo alıverin şuradan. İnsaf efendim. Pusulayı şaşırdınız siz herhalde. 2 kilo kıymayla patates oturtma mı pişermiş? Boğaziçi şen gönüller yatağı. Her bucağı aşıklar. 3 kere 9, 27. Elde var 2. 2'yi bir kenara yazarız. Buyurun. Kolay gelsin canım içi. Sağ ol. Ders mi çalıştırıyorsun çocuklara Cafer? Çalıştırıyoruz efendim. Ne yapalım? Abi. İşte Anadolu insanı bu İbrikçi. Kapıcılık, pilavcılık, öğretmenlik,
O nasıllı eller, kalem de tutuyor gerektiğinde. Bak görüyorsun işte. Haklısın Cenab abi, insanın gözü yaşarıyor. İngilizce dersi için bekliyorum Banucuğum. Benim adım Yeşim. Öyle ya, özür dilerim. Ne zaman istersen gel Yeşimciğim. Karıştırdın Cenab abi, öbürü. Öbürü mü? İngilizcesi zayıf olan Banu. Yarından sonra bekliyorum Banucuğum. İngilizce, Fransızca, Almanca, ne istersen çalışırız. Yok efendim, o kadar da fazla. İngilizceyi biraz ilerlesin yeter. What is this? It is a book falan. Nasıl istersen canımın içi. Hoşça kal Yeşim, hoşça kal Banu. Hayret Cenab abi, bu sefer doğru söyledin. Haklısın şaşmak dibikçi. Bazen ben bile şaşıyorum kendime. Buyurun. Hadi iyi günler. İyi günler. Hadi kızım, kafanız karışıyor burada. Gelip geçenler, şarkılar, türküler. Gidip evde çalışın dersiniz. Hadi bakayım. Televizyonu açmak yok. Gelip kontrol edeceğim ona göre. Bundan sonra devamlı ders. Yoksa karışmam. Buyurun. Merhaba. Ne haber Cafer? İyilik hocam, sağ olun. Nasıl oldu ayağınız efendim? Zar zor yürüyorum işte Cafer. Aerobik derslerine de gidemiyorum haliyle. Geçmiş olsun. Zorlamamak lazım tabii. Buyurun. Sizden bir ricamız olacak hocam. Yeşim'in Türkçesi zayıfmış. Ara sıra gelse yardım eder misiniz biraz? Tabii ederim Cafer, seve seve. Ama hafta sonları gelsin. Akşamları taksiye çıkıyorum biliyorsun. Yasak ama ikinci bir iş yapmadan geçinemiyoruz aldığımız aylıkla. Bilmez miyim hocam, hepimizin başında. Buyurun. Aman Aysel, önüne bak. Dur, gitme. Yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Baba! Baba! Buradayım oğlum, mutfaktayım. Hayrola baba, ne işler yapıyorsun gene? Bir tarhana çorbası yapıvereyim dedim sizi beklerken. Maşallah, eline de yakışıyor yani baba. Mutfağını kirletmedim kızım, bakabilirsin. Sağ ol, her taraf tertemiz. Güzel kokuyor vallahi. Eline sağlık. Hele bir emekli maaşımı çekeyim, size pirzola pişireceğim mangalda. Pirzola yasak sana baba. Size pişireceğim dedim kızım. Almışken ben de yerim bir kalem herhalde. Hem öyle çekmene gerek yok maaşını baba. Sırada beklemektense 2-3 gün sonra alırsın. Yok artık sıra mıra oğlum. Makineden kart da çekiyoruz. Tabii makinede para kalırsa. Bayram, bak bu sıralama kardeşim, al şunları. Emredersin kardeşim. Merhaba canım abicim. Sağ ol kocuğum, bırak şuraya, tamam. Hoş geldin birader. Hoş bulduk canım abicim. Özlemişim vallahi, öpeceğim. Helal olsun birader. Bu sefer iyi iş bitirdin. Vatandaş seninle gurur duyuyor. Götür %5'ini. Hakkındır. Götüreyim canım abicim. Emrin olur. Ezdim geçtim, övünmek gibi olmasın canım abicim. İzmir, Ödemiş, Manisa, Muğla, bütün Ege'yi fethettim. Birkaç üreticiyi de sözleşmeye bağladım. Buyur canım abicim. Eyvallah birader. Fişek oldun maşallah, fişek. Birkaç da numune getirdim canım abicim. Tatmak ister misin? Hıyar mı birader? Hıyar canım abicim. Nasıl canım abicim? Badem değil mi? Badem birader. Kütür kütür. Malın içinden anlıyorsun. Patlıcanla tadına bakmak ister misin canım abicim? Dalga mı geçiyorsun vatandaşla birader? Çiğ patlıcan yenir mi? Bu senin bildiğin patlıcanlardan değil canım abicim. Ama yine sen bilirsin. Senin damat uğradı dün. Var mı canım abicim? Ne istiyormuş? 250 milyon kesti benden. 250 milyon ha? Vay her yere. Bu çocuk bize iyi yazıldı. Annesinin pansumanı varmış birader. Serhat amcamın haberi var dedi. Pansuman mı? Eğer haberin varsa şuradan şuraya gitmek kısmet olmasın canım abicim. Uyanık çocuk birader, helal olsun. Yakında sana esaslı bir kazık atar. O biraz zor da canım abicim. Şimdi ben ona bir pansuman yaparım ki... Thank you.
Yanlış anlama Ali. Ben beklerim, hiç sorun değil. Ama babamlar çok uzadı bu nişanlılık diye sıkıştırıp duruyorlar. İyi de baştan konuşmadık mı her şeyi Zeynep? Okul bitsin, askerlik bitsin, ondan sonra evleniriz diye kararlaştırmadık mı? Bu gidişle 7 yıl nişanlı kalırsınız diyor annem. Bana göre hava hoş. İstersen hemen yarın gidip nikah için gün alalım. Bu alancı konuşman hiç hoşuma gitmiyor Ali. Ne yapayım peki Zeynep, sen bir akıl ver. Tek istediğim beni babamların karşısında yalnız bırakmama. Gel konuş işte buraya kadar gelmişken. Ya gelip de ne diyeceğim Zeynep? Şimdi gene aynı şeyleri söyleyecekler. Ben her akşam aynı şeyleri dinliyorum Ali. Niye sırf kendini düşünüyorsun? Çünkü bencilim, çünkü sorumsuzum, tamam mı? Evet, hem de çok bencilsin. İyi akşamlar. Sana da. Kırıldım İpekçi. Aydın beni derinden yaraladı. Kendi içimizde böyle sahtekarlıklar olursa, iki yüzlü politikacıları, kapkaççı iş adamlarını, bilmem kimleri nasıl eleştiririz? Ortada bir sahtekarlık yok bence Cenab-ı abi. Çocuk iyi niyetle bir şey yapmış. Uzatma artık. Zaten senden özür diledim. Haklısın. Belki de biraz abartıyorum. Ah! Ah! Şu güzelliği görüyor musun İpekçi? Yıllardır ne yaptıysak çirkinleştiremedik bu güzel şehri. Buldozerlerimizle, gökdelenlerimizle, gecekondularımızla saldırdık. O yine de direndi. Belediyecileri de, siyasileri de affetmiyorum. 8 kilometreyi bile bulmuyor bu koca şehrin metrosun uzunluğu. Bu çağda bu ne büyük ayıp ya. Yazıklar olsun sana. Bana ne bağırıyorsun abi? Yavaş. Herkes bize bakıyor. Özür dilerim, özür dilerim. Ah, akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği, kırmızısı bir akşam. Kalemin kağıdın var mı Birçin? Var canım abi. Yaz öylesin. Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği, kırmızısı bir akşam. Biraz yavaş git abi. Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar Nar çiçeği, kırmızısına karışan maviler, uçuşan martıları görüyor nar çiçeği. Akşam, 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 maviler akşam, aa uzaklaşmış. Dinliyorum Raşit Bey. Raşit Bey sakin sakin anlatın, ne oldu? Gene tuttu heyeyleri kızım. Yine olmak istemiyor. Her seferi ayrı bir macera. Evin içinde kovalamacı oynuyoruz. Yaşlandım artık ben de evladım. Gelemiyorum böyle şeylere. Koltuklara oraya buraya saplıyorum iğneleri. Şimdi de kapandı evin içinde, bir yerlere çıkmıyor. Ne olur gelin kızım. Gelin yardım edin bana. Tamam Raşit Bey, döndük geliyoruz. Ama trafik çok sıkışık. Bir bu eksikti. Tam şöyle eve gidip bir ayaklarımızı uzatalım derken... Cem, durum sahiden ciddi galiba. Daha hızlı gidemez miyiz? Ne yaparsak yapalım en az yarım saat sürer oraya ulaşmamız. Sabırlı olun Raşit Bey. Yarım saatten önce gelemeyiz. Yarım saat mi? Eyvah! Acele edin kızım. Gözünüzü seveyim. Bu bir ölüm kalım meselesi. Nimet! Nimetciğim! Neredesin karıcığım? Gel bak sana ne vereceğim. Nimet, güzelim. Nimet? Orada mısın Nimet? Çık hadi, sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söylersem sürprizi mi kalır Nimet? Gel hadi, çok hoşuna gidecek. İstemem. Karşında çocuk yok senin. Yine yine yapacaksın değil mi? Evet ama hiç acıtmayacağım Nimet. Elim tüy gibi hafiftir biliyorsun. Sivrisinek ısırdı sanacaksın. Hadi. Hadi çık da yapayım şunu. Nimet. Aa. Çıktım Raşit. Hadi yap da göreyim. Tuvalete giderken o kürkü niye giydin Nimet? Bu benim zırhım tahta kafa. Üstünden iğnemini işlemez. Hadi Nimet, çıkar şunu. Erkek sen kendin çıkar tahta kafa. Artık canımı acıtamayacaksın, anladın mı?
Gel Nimet gel. Bu senin iyiliğin için. Laftan anlamıyorsun ha? Şimdi ben sana bir iyilik yapayım da gör. Yapma Nimet. Nimet. Yetiştik mi dersin? Bilmiyorum Cem, inşallah kötü bir şey olmamıştır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler oluyor anne? Hangi rüzgar attı sizi böyle? Ne bu kıyafet? Raşit Bey nerede? Buradayım kızım, buradayım. Raşit Bey. Ne oldu? Kafanıza mı vurdu? Beni merak etmeyin çocuklar. Siz annenize bakın, annenize. Göz bakırttım anne. Ben. Anlat bir şeyler oğlum. Ne olacak bu memleketin hali? Şimdi Avrupa Birliği'nden girip ekonomiden çıkarsa görürsün abi. Biraz da o konuşsun oğlum, ne var? Başkaları çok mu akıllıca konuşuyor sanki? Barış, tut bakalım elimi. Oo, maşallah aslan gibi kuvvetli ha. Annem onunla seni istemiyor. Allah Allah. Niye istemiyormuş beni? Beni istiyor. Bugün ona ben baktım. Sahiden de Şevket. Bugüne bu ilgilendi Barış'la. Altını bile değiştirdi. Altını ha? Vay vay vay. Benim kızım büyümüş de abla olmuş ya. Sen şimdi bırak memleketin halini de bizim halimiz ne olacak abi, onu söyle. Vallahi bilmem ki oğlum. Benim de uykularım kaçıyor. Nakit darlığı canımızı okuyor. Dün Kayseri'den telefon ettiler, kuru üzümün parasını peşin istiyorlar. Yapma ya. Limonlar için de ödeme yapmamız lazım. Malı zamanında göndermezsek Danimarka bir daha sipariş vermez bize abi. Hadi Şükrücüğüm. Bırakın şimdi iş konuşmayı, sofra hazır. Geliyoruz Nazancığım. Çocuklara yarın sabah şirkette bir toplantı yapalım dedim abi. Şöyle enine boyuna bir konuşalım. İyi düşünmüşsün Şükrü. Çocukların da fikrini alırız. Hadi. İyi akşamlar. Hoş geldin Ali'cim. Siz de hoş geldiniz. Bize selam yok mu Sıpa? Ne bu havalar? Bir şey mi oldu? Ah, kocaların en güzeli geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Özlemişim vallahi. Gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş geldin baba. Nasıl geçti yolculuğun? Jet gibi kızım. Gittim, gördüm, aldım, geldim. Ne o, misafirimiz mi var? Yabancı değil Sedat, Bora geldi. Bora mı? Carlos Santana eşlik etmiş Demet'e. Hoş geldin Sedat amca, öpeyim. Dur bakalım kardeşim, bırak elini. Sana elini veren kolunu kurtaramıyor. O nasıl söz baba? Yalan mı kızım? Bu senin arkadaşın aile ekonomimize el koydu. Tamam, cevher var bu çocukta dedik ama... artık bizi bile suya götürüp susuz getiriyor. Rica ederim Sedat amca. Bu kinayeli sözleri hak edecek ne yaptım ben? Gelir gelmez çıkışma çocuğa Sedat. Zaten üzüntüsü var. Asıl benim üzüntüm var Serpil. İçim kan ağlıyor. Dünkü çocuğun elinde oyuncak olduk. Hayır, takdir etmiyor değilim ama. Özür dilerim efendim. Bu akşam geleceğinizi bilmiyordum. Yoksa ne yapar eder getirirdim paranızı. Dün 250 daha çarpmışsın canım abimden. Sen burada yoktun baba. Mecbur kaldık. Annesini pansuman ettirdi çocuk Sedat. Bu kaçıncı pansuman kardeşim? Kadıncağız sargılardan Kleopatra'nın mumyasına döndü. Yazıklar olsun. Ne hayallerin vardı senin için delikanlı. Gümrüğe sokacaktım. Suyun başına getirecektim seni. Beni büyük düş kırıklığına uğrattın. Yazık yazık. Yeter Sedat. Görmüyor musun ne kadar kırdın çocuğu? Değer mi 250 milyon için? Ne 250'si Serpil? 2 milyarı geçti bugüne kadar. Melek yüzlü bir şeytan var karşımızda. Lütfen Sedat. Ağlatacaksın çocuğu şimdi. Gitme üzerine bu kadar baba. Zaten derdi kendine yetiyor. Yarın bir pansuman daha varmış. Parayı nereden bulacağını düşünüyor. He? Bir pansuman daha mı? Siz beni çıldırtacak mısınız ya? Nereden bulursa bulsun. Benden satsın. Beni ilgilendirmez. Allah bilir annesinin hasta olduğu da yalandır. Hatta belki bunun annesi de yoktur. Bora. Ağlama yavrum. Öyle demek istemedi Sedat amcan. Yapma bak. Şimdi beni de ağlatacaksın. Tamam tamam. Sil gözlerinin yaşını. Vereceğiz bir 250 daha. Şu karabiberi versene oğlum. Ali biberi istiyor baba. Kusura bakma baba, duymadım. Bilgeler geldi galiba Şükrü. Ben açıyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin bakalım. Kaynananız seviyormuş. Sever efendim, bilmez miyiz? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın amca? İyiyim kızım. Hadi oturun. Hadi hadi. Yemekten sonra bol bol konuşursunuz. Ne yaptı bizim yaramaz? Çok uğraştırdı mı sizi? Yok. Su ablası bir güzel oyaladı onu. Mamasını yedirdi. İçeride uyuyor şimdi. Ben uyuttum. Sahiden de benim kızım uyuttu kardeşini. Aferin sana. Neyin var senin oğlum? Küs müyüz? Yok bir şey enişte. Boş ver. Hı? Acelen ne Cafer? Yemeğini bile bitirmedin. Geç kaldın Gül. Babacım sabıt sabıt. Babana sabıt babıt vız gelir. Ya gene bakıyorsa perdenin arkasından? Aman bakarsa baksın. Kim takar o domuzu? Sabri Bey amcadan korkmuyor musun baba? Nesinden korkacağım kızım? Getirir atarım önüne artan pilavı, kedinin önüne ciğer atar gibi keser sesini. Gitme sen de şu adamın üstüne. Bugünlük Adem idare etse ne olur sanki? O da günlerdir uykusuz Gül. Yazık penguene. Babacığım, alo pilav komple eve. Alo pilav ya. Dışarıda ayaz var. Babanın yine donacak bir yerleri. Aman iyi giyin sen de. Başıma bir de hastalık çıkarma. Giyindik işte Gül. Kutup seferine çıkar gibi baksana. How are you babacığım? Good good. Sen de how are you musun? Hadi ya, gece yarısı oldu. Kıpırdayayım biraz. Kapatıyoruz işte Yusuf abi. İki ayağını bir kopça sokma insanı. Kasaları unutma Nedim. İyi akşamlar. Kapatıyor musunuz? Yo, eğleniyoruz kendi çapımızda. Sorduk aslanım ne var? Niye öyle ters ters konuşuyorsunuz? Gitti mi enişte? Gitti. Ne vardı? Ben çocuklarla konuşuyorum aslanım, sen karışma. Ne istiyorsun babamdan? Hı? Yine kazıklamak için bir numara bulmuştur. Oo, size de laf söylenmiyor artık. Söyleme sen de. Burnunuzdan soluyorsunuz hepiniz. Babanızın karşısında gıkınız çıkmıyor. Bize gelince dil pabuç kadar maşallah. Hadi hadi hadi. Akşam vakti adamın asabını bozması olmaz. Bırakın şunu hadi. İşimiz gücümüz var. Hadi hadi. Gel sultanım. Sen de şu bozuklukları say. Geldim Halil Bey. Yemeği ısıtayım mı? Yedim ben bir şeyler. Ama bir kahve yaparsan içeriz. Yaparım Halil Bey. İçeriz karşılıklı. Abim de bugün bir ara uğramak istiyordu. Niye uğrayacakmış? Uğramasın iblis. Ne zaman gelse mikrop saçıyor. İkilik çıkarıyor aile içinde. Günahını alma Halil Bey. Hayatta bir tanecik abim var benim. Onu da çok mu görüyorsun yani? Senin de kocan var sultanım. Gerisi fasafiso. Senin de karın var ama gene de kızını kayırıyorsun Halil Bey. Kayırmışız da ne yapmışız Sultan Hanım? Söyletme beni akşam vakti. Şu karşıdaki evi almaya hevesleniyorlar. Biliyorsun değil mi? Alsınlar. Allah versin. İstanbul'da başka ev mi kalmadı? İnatlarından yapıyorlar. 5 kuruş bile verirsen hakkımı helal etmem, haberin olsun. Nerede isterlerse orada otururlar sultanım. Bir tanecik kızım. Eksikleri varsa yardım etmeyecek miyiz? Al işte. Geldi seninki. İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Boza aldım kız. İçeriz. Bol tarçınlı. Ne zahmet ettin abi. Geç otur şöyle. Kolay gelsin enişte. Ne geldin iblis? Haberlerim var sana enişte. Markete uğradım ama gitmiştin. Yetişemedim. Uzak dur iblis. Geç oraya otur. Ha, ne haberiymiş o? Şahane bir arsa buldum enişte. Zemin silme kaya. 5 ayrı deprem profesöründen rapor var elimde. Hele o sakallı prof. 9 şiddetine bile rahat dayanır diyor. İstemez arsa marsa iblis. Dur, dokunma şunlara, kırarım boynuzunu. Oyun mu oynuyoruz burada? Yardım ediyorduk enişte. Etme iblis. Bak, bana saydığımı şaşırttın. Bırak şunları artık Halil Bey. 2 lafta sen et. 40 yılda bir abim gelmiş. Doyamadım para saymaya. Hadi buyurun. Dikkat et, ağzı yanmasın İbrikçi. Sen onu merak etme canım abi. Sildi süpürdü baksana.
En son ne yazmıştı? Soğuk kemiklerime kadar işledi. Uyuştu her tarafım. Atmayın Bekçi. Ben böyle bir dize söylediğimi sanmıyorum. Ben şiirden bahsetmiyorum canım abi. Dondum şurada vallahi. Nerede kalmıştık, hatırlat bakayım. Şöyle demişsin. Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği kırmızısı bir akşam. Tamam, hatırladım. Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği kırmızısı bir akşam. Akşam mı kaldı Cenab abi? Gece yarısı oldu. Sen hala üçüncü diziye geçemedin. Bak çekeceğim kulağını İplikçi. Beni sıkboğaz etme. Boyacı küpü değil ki bu ha. Ne olur gidelim Cenab abi. Hasta olacağız burada. Günaydın çöpçü. Kolay gelsin. Eyvallah. Geç kalmışsın bu sabah. Sorma, uyanamadık. Cafer abiyi gördün mü? Yo. O da uyanamadı herhalde. Dün gece pilavda mıydınız gene? Sırf dün gece değil birader. Günlerden beri uykumuzu alamıyoruz. Baksanıza Cafer'i gördünüz mü? Bir iki şey isteyecektin. Görmedik vallahi abla. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Hayrola yenge? Cemil abi nöbet yerinde değil. Bir durum mu var? Aman ne durumu olacak? Dün gece yine bir ayı fazla kaçırmış. İyi günler. İyi günler abi. Hadi Cafer abi, bak Sevim Hanım da seni bekliyor. Beni mi? Buyurun. Bana bir paket margarinle 10 tane yumurta alıver Cafer. Tamam efendim, alırız. Hesaba mı? Hesaba hesaba. Cafer. Buyurun. Daha yeni mi gidiyorsun sen eşek? Millet senin keyfini mi bekleyecek? Allah Allah. Sabah sabah ne oluyor öyle eşek meşek? Gece yarılarına kadar pilav satarsan sabahları da leş gibi uyursun işte böyle. Hadi bakalım, tutuyorum zaptı. Tutarsan tut be. Satacağız tabii. Sana mı soracağız? Başka türlü kızımıza nasıl İngilizce hocası tutacağız saati 20 milyondan? Bana bak. Dilin fazla uzadı senin. Gelirsem oraya. Gel erkeksin domuz. Bırak söylenmeyi de yürü hadi. Adamın asabını bozma. Yürü abi, başımızı derde sokma, boş ver. İyi be. Herkesin gücü bize yetiyor. Yürü. Bakma sen de suratıma aval aval. Süpür hadi. Süpürüyoruz amca. Kızma. Cemil. Cemil. Ha. Uyan artık Cemil. Uyumuyorum Sevim. Düşünüyorum. Operasyon başlıyor. Ne operasyonuymuş o? Ne operasyon olacak Sevim? Benim adım Cemil. Balina, paraşüt, beyaz enerji, kasırga. Hepsi çorap söküğü gibi. Düğmeye basmam yeter. Kalk hadi kalk. Bundan sonra sana yatmadan önce düğme diktirmeyeceğim. Rüyana giriyor. Bu düğme başka düğme Sevim. Sen düğmeyi, operasyonu bırak da gaz parasını, elektrik parasını nasıl ödeyeceğiz onu düşün. Yürü hadi. Peki ne yaptınız Cem? Ne yapacağız anne? Hemen alıp hastaneye koşturduk Raşit Bey. Beyin sarsıntısı olasılığı var diye geç saatlere kadar tuttular bizi orada. Var mıymış ciddi bir şey? Yok baba. Boşuna mı tahta kafa demişler onu. Günaydın. Günaydın Hacer, hoş geldin. Ay bu otobüsler öldürecek beni. Gözünü seveyim Hacer Hanım, hava ve yol durumu raporunu sonra alırız. Şimdi acelemiz var. Hadi Cem. Ben hazırım baba. Hadi bakalım, hayırlı işler. Hayrola Şevket Bey? Toplantınız varmış galiba. Var ya, sen nereden duydun Hacer Hanım? Abbas söyledi. Can sıkıcı bir durum yoktur inşallah. Yok yok, her şey yolunda. Sahiden ne toplantısı bu böylece? Bir şey değil anne. Olağan bir toplantı. Hadi Cem, al şu pardüsünü. Bu iş belli ki hepimizi doyurmayacak artık baba. Başka bir şeyler daha yapalım. Ne yapacağız mesela? Ne bileyim. Bilgisayarla ilgili bir şeyler. Program ithal ederiz. İnternet erişim paketleri satarız. Şimdi para böyle şeylerde baba. Bizden geçmiş oğlum. Bu yaştan sonra yeni işlere girişemem. Ya ne var baba? Ben ilgilenirim her şeyiyle. Bak o zaman olur. Biraz para bulursak kaçırız sana öyle bir yer. Önce askerliğini yap da. Öf baba ya. Her şeyimiz askerliğe endekslendi zaten. Vallahi bana göre hava uçucuklar. Emekliğimi almışım iyi kötü. Siz düşünün. Bu yaşta işsiz kalırsanız görürsünüz dünyanın kaç bucak olduğunu. Ağzınıza hayra açın Ergun Bey. Niye işsiz kalalım? Başladı bacım, affedersin yine uğursuz uğursuz konuşmaya. Yoksa bir şey mi duydunuz patronlardan Ergun Bey? Duymak mı lazım kanarya? Görünen köy kılavuz demez. Fena vurdu bu kriz bizi. Geçti artık kriz falan Ergun Bey.
Korkutmayın insanı. Geçmez kızım, geçmez. Biz neler gördük? Öyle IMF'den 10 milyar koparmakla kriz atlatılır mı? Asıl artçı sarsıntılardan korkmak lazım. Günaydın. 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 Efendim buyursunlar. Hoş geldiniz babam. Hoş bulduk Abbas amca. Oturun oturun, rahatsız olmayın. Simit yer misiniz? Yeriz valla, simite dayanamam. Ben çay getireyim babam, affedersin. Neler oluyor Şükrü Bey? Sahiden bir sorun mu var? Ergun Bey biraz moralimizi bozdu da merak ettik. Ergun'un adetidir zaten. Moral bozacak bir şey yok çocuklar. Sadece paraya sıkıştık. Ne yaparız ne ederiz diye konuşacağız biraz. Eyvah, bizi de etkileyecek mi bu? Daha yeni takside girmiştik. Nasılmış kızım? Bir de benimle iddialaşıyordun. Dur ya Ergun. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Canınız sağ olsun babam, affedersin. Biz para almadan da çalışırız icabında. Helal sana Abbas amca. Günaydın. Efendim buyursunlar. Hoş geldiniz babam. Oo, toplantı başlamış bile. Ne oluyor öyle simitler falan? Aç mı geldiniz hepiniz? Bundan sonra yiyeceğimiz bu efendim, bir kuru simit. Ergun'cum başlama gene lütfen. Cıvık babam, cıvık, affedersin, cıvık. Bizim çaylarımızı da getir bakalım. Emrin olur babam, affedersin. Gündemin ilk sırasında ne var amca? Dur bakalım, simitler bitsin de. Efendim? Yo, niye bozulayım Zeynep? Hı. Tamam Zeynep, tamam. Peki. Ne oldu oğlum, bir sorun mu var Zeynep'le aranızda? Bu iş bitti galiba baba, sonu geldi. Saçmalama, ne demek sonu geldi? Öyle baba, belli ki inceldiği yerden kopacak. Artık bulur kendini, askerliğini yapmış iş güç sahibi birine. Kimse bizi anlamıyor. Ya da anlamak istemiyor. Babam bile duruma yüzeysel bakıyor. Geçer oğlum, hepsi geçer. Biz neler yaşadık nişanlıyken. Ekonomik kriz nasıl olsa geçer de... Zeynep de aramızdaki kriz konusunda... açıkçası hiç iyimser değil. Göreceğiz bakalım.